Sevgili dostlar, bizim mutfağımız çok küçük, dolaplarımız çok az. Ocağımız bakın ta o köşede. Ocağımızdan bir sürü çekim yapamıyoruz. Onun için ne yaptık? Mutfağımızı tekrar bir değişime uğratmaya çalışıyoruz gücümüzün yettiğince. Şu ortaya şöyle güzel bir tezgah koydurup rahat çalar. Bizim mutfağımız çok küçük, dolaplarımız çok az, ocağımız ters yerde. Ve ocağımız çok eski, biliyorsunuz, günlerdir dillere getiriyorum ama bir türlü başaramamıştık. İnşallah başaracağız ve size sürpriz bir ocak, sürpriz bir şeyler yapmaya çalışacağız inşallah. Ocağımız bir türlü, mutfağımızı ne kadar toplarsak toplayalım, her yanı mutlaka dağınık oluyor. Neden? Çünkü neyi nereye koyacağımızı bilemiyoruz. Neden? Koyacak yer olmadığı için. Biz de onun için inşallah yarın mutfağımıza bir dizayn mı vereceğiz, şekil mi vereceğiz? Siz de göreceksiniz inşallah. Şimdi mutfağımızı gösterelim. Evet. Hani çekim mutfağımızı. Evet. Her video çekimimizde arkaya dönenle başlar. Maalesef. Arkanı. Buyurun. Burası ve bu derin dondurucumuz. Üstünde neyimiz var? Tost makinesi. Tost makinemiz var, ocağımız var. İşte benim kitaplarım var. Bu da buzdolabımız, bakın üstündeki de benim Kur'an-ı Kerim'im var, bazı şeyler var. Tavaları bunun üstüne koyuyorum. Tava koyacak yerimiz yok maalesef. Fırınımız var, bakın nasıl bir dakika. Fırınımız var, tepsilerimiz üstünde, yani şeyimiz, sebzeliğimiz burada. Yani her yer karışık. Neyi nereye koyacağımızı bilemiyoruz. Burası hep görünen bir köşe, hep dağınık evet. Görünen köşe. Topladığım ama asla toplamadım. Maalesef neyi nereye koyarsak o orada karsamba gibi oluyor. Çünkü bir çekmecemiz, bir güzel yani şeyimiz yok. İnşallah bu görüntülerin hepsinden kurtulacağız. Kırıklığını, eskiliğini görün. Böyle kullanılıyor. Neyse bakalım. İnşallah bunların hepsini dizayn olacak, düzene girecek bir dolaplar yapılacak inşallah, yapılırsa. Bu neydi? Çekim ışığımız. Evet. Çekim ışığımız. Hemen ışıkla başımız dertte. Ne tarafa çevireceğimizi bilmiyoruz. İnşallah. İnşallah bir düzene gireceğiz. Her yerde bir şeyimiz var. Yüksek ateşte hiçbir şey kullanamıyorduk çünkü burası yanıyordu. Buradan ekstra duman çıkıyordu. Kokuç geliyordu. İçeride boğuluyorduk. Bir gün yangın çıkaracaktık yanında. Gördüğünüz üzere üstümüze yıkılıyor. Ocağımız eski olduğu için sürekli bir su akıtıp yerler, bakın böyle oluyordu. Hı, açtım ben orayı kuzum. Orada bir tava var. Her seferinde bunu açmak için böyle yapıyorduk. Işık. Işığı açtıktan sonra bunları açıyorduk. Thank you.
bir oynayan bir masamız. Evet. Kapının arkasında poşetlerimiz. Yağlarımız hep burada. Makinemiz hep burada. Çünkü yer yok. Şeker bidonumuz hep burada. Bilmem ne makinası. Masamız. Sürekli burası doluydu da nehir orayı temizledi. Çekim yapacağız diye. Yani bu şekilde bir ev, bir mutfakta çekim yapıyoruz. İnşallah çok güzel değerlenip toplanacak. İnşallah. Şimdi ilk önce bunu kaldırıp bunun altına kapılan bir şey var mı? Tabure. Ne yapacağım? Ortaya. İnşallah mutfağımızı boşaltınca nasıl olduğunu göreceğiz. Şimdilik çalışıyoruz. Mutfak karıştırdığımızı bakın bu da benim sevgili dostum Meral'imin hediyesi. Allah ondan razı olsun. Taşıyabilecek misin? Şimdi şu tencereler kaldı yukarıda. Şu tepsilerimizi alalım. Güzel olur. Mutfağımız değerli toplu olur. Anne gel ben şu tencereleri vereyim sana. Tamam geliyorum kızım. Şunları koy. Hayır. Yüzümü çekme. Çekmiyorum yüzün tamam, gözükmüyor şu anlık. Harikasın. Yavaş şu an. Anneciğim al bakalım bunları. Temizleme geldi olacak. Ay, ay. Bir yapsınlar da inşallah temizler düzeltir. Tencere gözüküyor şu an. Tamam. Verin.
gel şu senin dolap üstüne de onu alırım ben. O kolay. Sen şunları indir. Evet. Ver bakalım. Kur'an'ımı da ver. Şu kitabı bir okumadılar. Hangi kitabı? O kitabın aynısını bana da vermiştim. Evet, şu sana. Beyaz mı? Evet, o beyaz. Dur kızım. Anne. Masanın üstüne koy ver. Tamam. Öbür yere götürürüz kuralım. YouTube plaketimiz. Evet. Sevgili dostlar, benim YouTube'dan gelen plaketim. Onur kaynağım. Bunun sarı plaketini de göreceğiz. İnşallah. Evet. Sevgili dostlar, bir destekler şeyden olmasın. Desteklerse olur. Emin olun ki olacak da yani Allah izin verirse. Pes etmeyeceğiz. İyi boşu. O şeye gideceğim. Bu şeyin kapağını kapatabilirsin Dilek'ciğim. Bu su şeydeydi ha. Az önceki masanın üzerindeydi. Hı hı. Buradaki kapağı lazım çünkü bize. Bu annen bize bir çay ya da kahve yapsa da içsek ya. Yapar, şu anda filmini seyrediyor. Star'da bir tane film var, onu seyrediyor. Anne bunu atacaksa içlerini çıkartalım. Hele bir buraya şu Leyla Hanım, bunu kullanmak istiyorsan en üstü kırılmış ya. O en üstünü babam sana şey yapar, çıkartır, tek altı kalır ha. Evet. İstiyorsan atma yani. Bence çık. Yok, ben bunu dışarıda kullanacağım hayatım. Bununkine şey koyacağım. Patates, soğan koyacağım. He. Evet. Bu şeylerde kullanacağım. Yani. Biz çünkü öyle yaptık. Ayakkabılık vardı bizde. Şimdi şöyle koyacağım. Aa, ben burada yatacağım. Şöyle biraz kenara koyuyorum. Şunları kirli atalım, şöyle gitsin. Sen kaldıracağım. Hayır. Neyi? Şunu. Ben kaldırayım. Oğlum, abi benim gücüm yetmiyor hiçbir şeye ya. Halil abi hiç oyunu kaldırsın. Uf. Bunun içini boşaltalım mı anne? Ne? Bunun. Çekelim şöyle ortaya. Çekilmiyor. Ayaklar kırılıyor. Ha, o zaman boşaltalım. Çünkü onun içinde çok şey var. Şuradan leğenleri ver. Çok yiyecek var onların içinde. Hı hı. Yani çekilmesi normal.
ona göre hadi. Anne. Mutfağı boşalttık. Bunlar elimizin altında kalanlar. Yarın ilaçlanacak da zehirlenecek de her yer. Böyle çeviriyorduk. Burada yemek yapıyorduk ışık. Maalesef. Bu tarafa çeviriyoruz masaya. Her yeri boşalttık. Bunlar da yarın sabah kahvaltı, yani kahvaltısıya yarın sabah kaldırılacak. Yıldız değil mi onun şey? Düz olur, yıldız olur. Yüz olursa daha rahat olur. Kahvaltı mı satılıyor? Bizde bir sürü torna bile var. Bir tanesi kayboldu. Hiçbiri yok ortada. Tüp 313 lira olmuş. Ne kadar? 313. 12 kilogram. 280'e değişmiş. Bunlar kapalı mı? Yok, açık şu an. Hepsi açık oğlum. Bunlar muslukların hepsini kapat. Benim dışarıya ateş yapıp yemek pişiriyorum. Bizim var bana. Bir de güç niye kadar? Dışarıya ateş yapıp yemek pişiriyorum ya. Bizim evet. Var ya bak. Buna bak ya. Orada ateş yapıp yemek pişiriyor. Bak ya. O çıkıyor mu? Tirşik sizin şey değil. Yemek değil. Siz tirşiye şey diyorsunuz ya. Ne onu? Sen nerelisin? Bitlisliler de şeye patlıcan yemeğine tirşik diyor. Çünkü Bitlisli benim bizim Mehmet Hoca. Şeyimiz patlıcan böyle şey yapıyorlar böyle sarımsaklı falan. Ha işte patlıcan. Hem ona var bir de çorbası var. Ha işte çorba. Çorbasını yapıyoruz biz. Mehmet Hocam Bitlisli ya. Ben ondan biliyorum. Bizimki ot. Şu de... Yayla gitti bir yaylıya. Oradan yaylada topladım, getirdim, onu da bastırdım, mahçeye koydum, pişiyor şimdi. Yok falan. Rejekt yerler, olur mu acaba? Olabilir. Şu şey, dövmeyle falan yapalım. Evet, evet, şuraya gitti. Onu şey yapmazsan bunu hiç yaparlar. Bu evde kent düşmeyi yapmasın. Eğitimci gelince göreceğiz. Yaparım ben. Ya o kadar kolay mı çıkıyormuş? Sürpriz ya. Ha, yok şey üstü. Sürpriz zaten üstü almış. Hı hı. Anne zaten boştaymış bu. Camından boşta satan yani. Duvar monta camı da var. Şu an ben şöyle. Biraz diyelim ya. Aynen. Oğlum da. Ama bir aşı düşmeye çarptım. İşte Memoli'nin yaptıkları. Bu Memoli'nin yaptıkları onlar hep. Çok fena. Sen buradan git.
serbest ya burada. Makineyle robot zorlanır. Metreniz olsun. Çok teşekkür. Bulaş makinesi üstünde mi duracak hocam? Mermerin üstünde duracak. Tamam. Bulaş makinesi. Ortada kalacak bulaş makinesi. Bak o boş bulaş makinesinde. Bu arada su tesisatı malzemesi satan varsa evet. Bir tane 50'lik çatal, bir tane de 50'lik tıkamak için tapa. Abi yaz, bize ver. O açıkta kalacak, koku yapar. Tamam. Tamam. Kardeşim alıp gelir. Verir mi kağıt kalem? Kağıt yoksa. Var. Evi ne kadar koyu renge boyamışız ilk. Merkezi 40. 40-50. Bulamadık da yeni bir tane daha aldım. Bugüne kadar kimse bizden onu istemedi ha. Ne? O taktığın şeyi. Şunu mu? Gelirse koku yapar şimdi. Yapıyordu. Taşıyordu. Bir sürü tantanamız çıktı bizim onda. Aşağıda nedir? Zaten o çeşmenin biri kullanılıyor, biri kullanılmıyor. Bir tane bağlantı var.
Şeyi söktük ya, orada çamaşır makinesi de vardı, onu söktük. Çamaşır makinesi vardı, iptal hakikaten. Ettik. Ha, iptal İki ettik onu. Şeyin kim büyük veririz? Başka makinesi değil. Prizden de uzaklaştıran iyi oldu. Aram. Takanlar koymuştur onu. Evet. Oradan güç mü veriyor? Şuradan. Şuradan kaldırdım, daha rahat biraz. Usta ben usta değilim, ben seni yapmam kontrol et. Ben usta etsin daha. Tamamdır abi. Tamam. Ben de gelebilirim, sen çık abi. Tamam. Ama ben ustayı vermişim, yana da bak. Dün değil bir gün önce biri geldi. O tabağı vereceğiz o zaman. Hangisini? Yok, onu oraya vereceğim. Ha. Onu üste ver. Üste ver. Sen çık abi, sen çık. Sen kardeşlerimizin geldi. Geldi. Raşit diye bir arkadaş var, beraber çalıştığımız. Mehmet abi dedi, yani mesleği değil mi o bile?
Mehmet abi dedi gel şunu bir çizimini yap. Ölçülendirmesini dedi izah et dedi müşteriye. Şeye gidecek iş. Taş ucuna. İçinde yoğurt var ya bir şey olmaz değil mi? Yok. Nerede düz çekiliyor? Dur işte bir dakika. İçini de attın mı? Attım. Nasıl bu tarafa gelip bir şey kalmasın. Şey çekiliyor oldu işte. Şimdi. O benim şeyim merdane. Bu para verdim aldım. Biraz daha iyi olsaydı bunu da oraya gömmek isterdim. 100 yıllık. İşte olmadı. Nasıl oldu? Olmadı. Oldu mu? Olur mu? Oldu. Oldu kızım. Bilemedim. Ne? Ne bilemedim? Yok biz düşünüyoruz. Şeyi makineyi oraya onu nereye? Ha, onu dışarıya şeye koyarız daha olmasa. Şuraya ısınırsa sığmadı işte. 55. Ne şunu yapayım? Hani sen kahveyi ayarlar mısın? Vallahi çalışmayacak bak. Kahveyi sen koydun mu? Koydum koydum. Ya ben unutuyorum. Benim unutkanlığım var ya. Gelir gelir. Böyle hani arkasını önünü temizletken çekelim. Evet gelir. Bak bunun ışığın aynısından bir de oraya vurduk mu evet. Aynı büyüklükte. Yani şeyi var ya o kamera çekim şeyi. Işığı ortaya verdirdik mi tamam. Zaten şunun altından, şunun arkasından, şuradan şuraya bir tane şey lazım bize. Ne? Pürüz. Elektrikçi zaten gelecek bu eve. İşte elektrikçi geldiğinde. Elektrikçi geldiğinde yaptıracağız. Şimdi bu şey koyduğunda bak şuraya bir tane terek olur sana. He olur. Baharatlık. De. Sadece baharatlık. He söyledi ama. He baharatlık yaptırak. Sen söyle. Ben mi söyleyeyim? Bu evin babası benim değil mi anne? Burayı silikonlayacaklar değil mi? Evet bu evin babası benim anneciğim. Geldin yine girdin kameraya. Burnun kılına kadar çıktı.
var ya hani mesela aha bu makina, bu makinayı rahatça koyabileceğimiz ölçüde. Ölçüde olacak. Annemin büyük büyük düdüklüleri oluyor, bilmem ne oluyor. Arka tarafa atarım da bu. Hani şunu tutsana. Abiler raf boyunu ayarlayacaklarmış da. Raf boyutunu burada ayarlayalım diye de şey yaptı. Makinelere göre hani. Yarın bugün makinelerin boyu değişir. Allah kerim, ne yapak, yan koyarız. Değiştirebilirsin bunu. İplerip delip aşağı yukarı yaparsın. Sağ ol. Çekelim mi makineyi? Mecbur çekelim. Çek abi. Sen çok çekin. Lazım oluyor, bana tutturuyor. Ama bu sanki lazım olmayacakmış gibi. He. Tüpün üstünden koyalım. Tamam. Burası bir yer çekti oraya bence. Sen nasıl uygun görürsen abi. Sağ ol. Yani şurada. Ben sattım da olsa. Aha. Ziyan olmaz. Şimdi böyle alçanlarım şöyle. Tüpün üstü de çok güzel olur. Of, mis gibi kullanalım. Eyvallah, oraya bir şey. Aslında bir çekmece konulsaydı. Ben bilemedim. Nereye? Yanına öyle o şeyin tüpün üstünde çekmece olsaydı. Çekmece çalışmaz ama. Çalışmaz mı? Yavaştan ben varım kadına. Botun inecek ya. Bir daha kası var. He, doğru, doğru, doğru. Tüpün alt kısmı da var daha. O ocağın. Tabii. Görünmeyen. Siz de aklınızda olsun. Ankastra yerini buradan bu tarafa açacak. Hmm. Şu araya yağ şişelerimi koyacağım dedi ya. Evet. Ha. Geç geç. Şuraya. Numara attın mı aldın? Kulpuna göre gidersen bulursun.
Ben ıslatayım mı? Niye böyle düşünüyorsun? Oğlum bu çekim yapmak için ışık tam üstüne olmuştu. Ben de böyle elektrikçi çağırdım abi. Şöyle bak. İşte orada o. Şöyle yapalım. Nasıl bir iş? Burada kapak. Yok, bu sabit olur. Sanırım zaten şu an iki taraf eşit oldu. Tamam. Tamam, iki buçuk. Tamam. Şuradan baktığında da şöyle verem geliyor. O şey... Fayansa göre. Fayans şey olabilir. Mesela şu duvara göre aldığınızda hmm, böyle. Anladım. Hayat şaşabilir. Baksana şöyle. Şuradan şöyle sanki. Ortadan şöyle baktığımız zaman 54. Burası 60. 6 santim var ama fayansa baktığınız zaman 20 santim evet, var. Evet. Neyse siz kafanıza göre uygun olmuyor. Şuraya gelecek. Buraya şişeler konacak. Yani böyle değil mi? Evet. Hmm. Ocağı da açalım mı? Ocağı da görün de genel ona göre kesin. Yok, onu standart. Şey 67 santim diye verdiler abi. Ölçüyor mu? Hayır, ocağı. Ocağımız 67 santim. Hayır, kesim yeri hepsi 56'dır. Ha, tamam. Ha öyle mi? Tamam. 67 ocak olmaz ya. Üstü 67 diyor. Üstü 67. Ha, tamam. Onlar... Üstü 80 de var, 90 da var. Ha, onları görmediğimiz evet, için bilmiyorum. Onların içeride hepsi aynıdır. Hı-hı. Hı-hı. Burası ortalı mı olacak? He, ortalı olacak. Kaçtan var ya? Ara bakalım. Geliyor. Sabaha bak, ne kadar? Bu mahallede bizim Demirtaş'tan kalan değil. He? Ha, evet. Bizim Demirtaş'tan kalan değil bu mahallede. İstediğin evet, gibi hareket et. Bu mahallede. Benim arsaya bir bakın. Kenar mı bakın? Bugün biri bak. Yok, bugün şey, adamla da bir görüşüm. Neymiş ona? İngiltere'de sayılır. Söyle, her satarsa ala. Yok, satmaz. Belki satar bakarsın. Bu da iki bir garip anı. O şimdiye kadar devlet onun bir... bir parasını ayak koymuştu. Mahkemeli. Şöyle alırız, tam bunu orta alırız. Bir tane böyle ortasına takarız. Bir tane de şuraya takarız. Gerek yok. Ama tam aydınlanması lazım ha. Yani güçlü tam ışığa ihtiyacımız var bizim. Çok şiddetli. Net görecek. Net görecek. Kamerada. Anladım. Net görünür ya. Tamam. Ya şu ışık bile şimdi ölü geliyor. Şu ışığı da tam veriyoruz. Gölge ben yansıyor. Anladım. Ha. Boş dükkandır orada. Yok, hepsi dolu. Yani kapısı kapalı. Ha, kapısı kapalı.
demeden arabasını çek. Parmağını koyma altına. Geçe böyle yaptın. Yalnız sizden ricam ya, koyduğumda şu tarafa gitmesin ayağı. Şimdi şu ayağı biraz kaldıracağım. Dengeyi ayarlayalım. Sen gel anne. Koy kare su, gergin buraya. Sadece o şeye kesecek. Şu şeye mi? Hı. Koy sen de onu buraya. Bir şey okuz kesin dersen. Bir şey şu. Tamam. Şey pahalı var ya. Onun içinde. Abdullah Usta. Biz gidiyoruz. Tamam abi. Senden bir ricam var. Evet. Biz şimdi burada vurup teraziye getiremeyiz çünkü yer eğriyor. Yer çok eğri, ben daha altına parça koymuşum. Böyle şimdi burayı... Orayı indirdin mi kapağını ayar olsun? He? Orayı indirdin mi kapağını ayar olsun? Şunu biraz kaldıracağız. Tamam. Boşluğunu alalım. Anne çekil bak. Sadece boşluğun o yeter. Biz çekiyoruz ya, yani yanlış anlamayın ha. Yok yok. Biz mutfak çekimini yapıyoruz, internete koyuyoruz. İstiyorsanız dükkanımızın adını söyleyerek bir şeyler yapabilirsiniz. Takipçi çok mu? Çok. 165 bin. Plakatım var yani. Şu ocağımla vedalaşacağım. O ocak için çok laf söylediler, çok üzdüler. Ha, sağ olsun sevgili takipçilerimden, Allah razı olsun beni gerçekten. Sonradan da alıştılar. Hırpaladılar. Evet, sonradan da benim alıştılar ocağıma. Allah diyor. Bizi gelebilir miyiz? Sen gidelim abi. Kaç mı da oyunuz oldu, güzel oldu. Şey, neydi onun adı? Ocak duruyor abi. Getirecek miyiz ocağı? Eski ocağı mı, yeni mi? Yeni. Kaldı ya, ne yapıyor? Tamam. Uhu gibi kokuyor. Evet. Kızım ben gideyim. Sen gitsen de. Bu çizgi gitmeyecek mi burada? Ha, çıkıyor mu? Tamam. Harika. Tamam tamam, ben onu bir şekilde neyse hallederim. Ha, iyi. Bu mermer kolay kolay çizilmiyor. Annem bunun üstünde bir şeyler kesebilir mi yani öyle direkt? Ya kesebilir ama bıçağın ağzı gider. Ha tamam. Ya zaten çok öyle şey doğramadım. Hamur keserim bilmiyorum. Hayır ben mermeri şimdi bak tencereye koydum, ya geldi bu tarafa, ben yağ aramaya gidersem ne yedeyim? Onun için sizden ricam. Zemine eriydi de. Sevgili dostlar, şimdi de elektrikçimiz geldi. Allah razı olsun. Bakın eski elektrikler, artık elimizde gezdirdiğimiz elektriklerimiz bitti. Sağ olsun çocuğumuz, bakın harika güzel bize bir güzel kuruyor. Alttan olsa daha mı güzel olurdu bilmiyorum ama güzel bir şey yapıyor yine de çocuğumuz.
pürüzlerimiz değişti. Daha henüz mutfağımızı yerleştiremedik. Ama boyası bitti. İşte tezgahımız bitti. Şimdi son elektrikçilerimiz çalışıyor. Elektriğimiz de bittiğinde inşallah son halini size göstereceğiz. Çocuğumuzun eline koluna sağlık olsun inşallah. Görüşürüz bir dahaki şöyle bir düzene girdiğinde. Sevgili dostlar, şimdi ocağımızı deniyoruz bakalım. Bakın, ooo harika yanıyorlar. Wow. İşte sevgili dostlar bu. Harika yanıyor, eski ocağımı aratmayacak. Tekrar çekersin. Tamam. Şimdi sevgili dostlar, ocağımızı yakıyoruz ve ustamız bize ocağımız hakkındaki bazı bilgileri verecek Allah izin verirse. Ustam, şimdi bunun özelliklerini bize anlatırsanız, nasıl kullanacağız, ne yapacağız? Cihazımız kendinden çakmaklı, gaz emniyetlidir. Alev söndüğü zaman, sıvı teması olduğu vakit gazı otomatikmen kesmektedir. Oo, çok güzel. Evet, testleri diyorsunuz. Gaz emniyetleri devreye girmekte. Çok güzel yanıyor dostlar. Burada çok güzel yemekler yapacağız Allah izin verirse. Ustamızın da ellerine sağlık, verdiği bilgiler için de ustamıza teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. İnşallah görüşürüz. Nasıl yandığını, güzel mi, şey mi, zamanla da size zaman zaman söyleyeceğim tabii ki de. Allah kızımdan, emeği geçen herkesten, ustalarımızdan razı olsun. Şu mübarek günde Allah onların dualarını kabul etsin inşallah. Allah'a emanet olun, görüşürüz. Sevgili dostlar, ocağımızı yerleştiriyor ustamız. Ustamıza teşekkür ediyoruz. Allah ustalarımızın yokluğunu vermesin. Oo, bakın işte şimdilik yerine oturdu. Ellerine sağlık. Ya işte böyle sevgili dostlar. Emek edince yemek oluyor derler ya. Çabamızın karşılığını aldık inşallah. Sizlerin sayesinde sevgili dostlar. Sizler destek olmasaydınız benim böyle asla güzel bir ocağım olmayacaktı. Sevgili dostlar, bakın ocağımızın kurulumunu ayrıntısıyla çekiyorum. Ustamıza da istediğimiz sorularımızı soracağız inşallah. Ocağımızın kullanımı hakkında. Yani sizler de bilgi sahibi olacaksınız ki ocak hakkında ben de bilgi sahibi olacağım. YouTube'da meşhur olacağım usta, ben sana söyleyeyim. Yüzünü çekmiyorum ki. İzin vermediği sürece çekmem. İşin en güzel yanı nedir biliyor musunuz dostlar? Artık ben çakmak aramaya gitmeyeceğim. Çakmağı bulamadım, ocağımı yakamadım demeyeceğim. Çünkü benim ocağım artık kendiliğinden çakmaklı. İnşallah bir de yanacak, göreceğiz. Özellikle ben istedim ki başında beklemeyin, hızlı yanıversin. Çabucak pişireyim diye. Ocaklarımızın gözleri inşallah öbür benim eski ocağımı aratmayacak bana. Böylece bu kurulumumuz tamam. Şimdi bir de alttan inşallah tüpünü taktık mıydı? Yine görüşeceğiz sevgili dostlar. Sevgili dostlar, yeni ocağımız geldi. Eski ocağımızdan vedalaştık. Benim için vedalaşmak biraz zor oldu ama idare eder. Şimdi de servisimiz geldi. Hep beraber şimdi kutu açılımını yapıyoruz inşallah. Çok güzel bir şey olacak. Bakayım ne çıkacak göreceğiz sevgili dostlar. Bunu boştan aldık. Tabii boşun mallarının ben eminim güzel olduğuna. Bakalım ne çıkacak. Alın ağzına. Allah razı olsun. Oğlum da bize yardım ediyor. Ooo dostlar. Yıllardır yokluğunu çektiğimiz ocağımıza kavuştuk galiba.
İnşallah çok güzel bir şey olacak. Bakın servisimiz harika ve güzel şeylerini alıyor. Bakalım nasıl olacak. Burası arka kısmı sevgili dostlar. İstanbul'un garantisi ne kadar? 2 yıl. 2 yıl garantimiz varmış. Hayırlısı olsun inşallah. Bize 2 yıl değil, ben ölene kadar idare etsin isterim. Gönlüm onu ister. Geldim 60 yaşına. Bir 60 yaş daha yaşamayacağıma göre. Tamam. Bir de şey yapıldıktan sonra çekersin. Ustam o şimdi silikon oluyor değil mi? Evet. Silikonla yapıştırılacak galiba ki harika Sursuz olacak. Sursuz durmazlık contası. Ha, conta. Şimdi sevgili dostlar silikonunu yapıştırdık ve diğer kurulumlarına başlıyoruz. İnşallah ocağımız çok güzel olacak ve biz güzelce kullanacağız. Size nice güzel yemekler yapıp paylaşacağım. Yeni bir tezgahım, yeni bir ocağım oldu. Sevgili dostlar, işin garibi nedir biliyor musunuz? Her şey yeni oldu da ben eskidim galiba. Yani ne kadar kabul etmek istemesek de maalesef yani bayağı yaşımız yerine geldi. Bakın malzemelerini buraya çıkardı. Ustamız Allah ondan razı olsun. Bakın daha henüz tam yerleşemedik. İnşallah daha yerleşeceğiz. Yerleştikten sonra son olarak rutuşlarımızı yapacağız. Ustam eğer zemin eğriyse siz bunun eğrisini doğrultup gönyeye alabiliyor musunuz? Tabii ki. Oo çok güzel. Artık ben yağ kovalamayacağım tavanın içinde. Bu çok güzel bir şeymiş. Sevgili dostlar, inşallah kurulduğunda tekrar bir kere daha görüşürüz. Sevgili dostlar, yeni mutfağıma hoş geldiniz. Önceki haline sonraki halini çektik. Şimdi şuraya şöyle güzel bir teyrek gelecek ve tabaklarımızı, bu baharatlıklarımızı böyle buraya koyacağız Allah izin verirse. Tek eksiğimiz o şu anda. Bu arada kızıma söylemedim, bir tane de kitaplık istiyorum. Kitaplarımı koyacak yerim yok. Tamam. Sevgili dostlar, ama mutfağa mı koyayım, salona mı koyayım bilemedim. Ben böyle kitap okumayı çok seviyorum. Bakmayın siz. Mutfağımızı gördünüz. Harika oldu. Çalışma alanım genişledi. Size bu kadar ekmek açacağım. Sevgili dostlarımdan biri demiş ki bir de böreklik aç da göreyim yazmış bana. Açacağım bir böreklik hamur. İnşallah. Tabii birazcık şımarıyorum sevgili dostlar. Şımarmayayım mı? Ta 60 yaşında böyle bir mutfağa sahip oldum. Böyle güzelim bir ocağım oldu. İşte dostlarım, benim söyleyeceğim bu kadar. Mutfak hakkındaki yorumlarınızı, önerilerinizi. Ha, sevgili dostumun bir tanesi bunu 5 gözlü, ortasında büyük bir gözü olan bir ocak alsaydınız dedi. Keşke daha önceden fikrim olsaydı. Emin olun ki alırdım. Ama şimdilik bununla yetinelim bakalım. Şimdi bugün de bu güzel mutfağımda size harika bir yemek yapacağım. Bakın çekmecelerimize. Olmazsa olmazımız. Tabii. Her şeyimiz düzenli oldu. Evet, evet. Gerçekten pırıl pırıl mükemmel oldu. Bak buraya şeylerimi koydum sevgili dostlar. Tencerelerimi koydum. Alta elektrikli aletlerimizi koydum. Ondan böyle. Sonra buraya
yağlarımızı koydum, salçalarımızı koydum. Buraya tavalarımızı koydum. Bu da bizim mumunemiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Evet.